Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Anadolu'nun dört bir yanından gelen gazeteci meslektaşlarımızla birlikte burayı, müzeleri, şehitliklerimizi ziyaret etmek, onlarla ilgili çekimler yapmak, tarihte bu vatanın kazanılmasında mücadele eden kahraman şehitlerimizi anmak için buradayız. Milli Parkımız 2015 yılında ilan edildi, tarihi Milli Park. 138.500 dekarlık bir alanı kapsamakta, 100 kilometrelik bir cephede oluşmakta. Birazdan gideceksiniz, Doğatepe'den Mangal Tağı'na kadar 100 kilometrelik bir cepheyi kapsamakta. Bu genelde de Sakarya boylarına, yani Eskişehir-Kütahya muharebelerinden sonra Mustafa Kemal Başkomutan Sakarya'nın doğusuna çekilelim, tekrar siperlenelim deniyor. Onun üzerine şu organize sanayilerinden Sakarya geçer. Onun doğusuna geçip siperleniyoruz. 23 Ağustos'ta da burada tekrar Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor Mangal Dağı'ndan. 13 Eylül'de de bunları tekrar Sakarya Nehri'nin batısına atıyoruz, malumunuz. Bir yıl sonra da büyük taarruzu başlatarak 9 Eylül'de denize döküyoruz. Kartaltepe, karayolun geçtiği Doğatepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylik Köprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi sebebiyle düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik anıtı yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle anlatan müze ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatmaktadır. Balmama heykelleri var. 12 hayvanlı Türk takvimi. Turan taktiğini özellikle getirdiği gençlerimiz, gelecek nesillerimiz hala uygulanan bir taktik olduğu için Turan taktiği, Hilal taktiği, Kurt kafanı taktiği Türk isimleriyle öğrensin diye. Kısımlarımızdan bir tanesi de burası. Şu anki devletlerin dahi Türklerin hangi boyundan geldiğini gösteren bir şey, çalışma. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında söylenmiş bir söz. Onun için bu alanımıza özellikle büyük bir yer verdik. Bilirsiniz, bu karikada yüklerimize de sesli veya sesimize de şekilde. Bizim bu diyoramamızda Yavuz Sultan Selim'in Mısır Fethi. Mısır Fethi sırasında da hep Didane'de dolaşan Peygamber Efendimiz'i görüp de attan indiği anı tasvir etmeye çalıştık. Burada özellikle daha az bilinen padişahlara birazdan bunu yapmak istenmiş. Sultan Murat, 4. Mehmet, 3. Ahmet. İlerideki şeyde sergi masaların içerisindeki göreceğiniz az önce biraz sonra göstereceğim. Bizim arazi çalışmaları sırasında kendi ellerimizle topladığımız hala muharebe alanında bulunan mermiler, kovalar, şarapten parçaları. Onları da göstereceğim, onları da sergileyeceğim. Pardon hocam, bu arada boşlukla bir şey soruyorum. Buranın. Şehitlerimiz bu toprak için canını verdi. Dolayısıyla biz o toprakları da bir şeyin içerisine koyup burada sergileme ihtiyacı hissettik. Burada Zafertepe'de 13 Eylül günü Doğatepe'deki savaşı yönetip komuta verirken onu evet. Burada işte ziyaretçilere bilgi vermek isteyenler çok rahat verebilirler. Onun dışında alandaki çarpışmaları, muharebeyi bilemeyenler için de yine kısa bir anlatım koyduk buraya. Ankara'ya yönelik yolu gelebilecek. Helikopterimiz, kısa basın, Nuri Demirhan ve Kuşumlu'nun ilk
Yunan işgalini önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, tekalefi milliye yasası çıkarılmıştır. Kütahya Eskişehir muharebelerinde 45 bin kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk ordusunun mevcudu bu süre içinde tarlasından, sürüsünden, okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Nice kadın kahramanlar bebekleri kucağında cephane taşımışlardır. 1921 tarihinde küçük bir ilçe merkezi olan Giresun, iki gönüllü alay toplayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Kayseri Taş Mektep'teki 63 lise son sınıf öğrencisi Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş, daha nice isimsiz kahramanlar ya istiklal ya ölüm diye şehit olmuşlardır. Haber tutalım hep. Hadi bakalım hep beraber. Buyurun. Evet, bir fidanımız oldu. Evet. Şöyle bir tutalım. Arkadaşlar buyurun. Ve Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu AUKON adına Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederek bu fidanı dikiyoruz. İnşallah her yıl burayı ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi her yıl anacağız inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Samsun'dan geldim. İlk defa geldim. Ben çok etkilendim. Ama tüm Türkiye'nin burayı, tüm milli ruhun burayı bilmesini gerçekten isterim. O ruhu çok güzel hissedebiliyorsunuz. Bize de bir fidan dikmek nasip oldu. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. AUKON ailesi olarak buraya ilk kez biz geldik. Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk gelen heyet olarak biz geldik. Şakir Başkanımız olmak üzere İsmail Bey ve tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Böyle muhteşem bir gün yaşadık. Çanakkale'de, Ankara'da böyle bir güzel yer görmedim. Buradan bütün dostları bu güzel yere bekliyoruz. Ceyhun Özer, Ceyhan Gazeteciler Cemiyet Başkanı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir müze olmuş. Duygulandık. Böyle bir yere devlet erkanından sonra gelen ilk misafir olmaktan dolayı da ayrıca gururlandık. Ben buna vesile olan sevgili başkanıma ve tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, dünya tarihine bu kadar güzel, değerli bir müzede hayırlı uğurlu olsun. Gazilerimizi de saygıyla, minnetle buradan yad ediyoruz. Biz dün Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu'nun 1. olağan genel kurulunu yaptık. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında aynı zamanda konfederasyonu kurmuş olduk. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bir de şehitlerimizi yerinde yad etmek üzere bugün buraya geldik. Siz vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada en fazla şehit veren Giresun ve Ordu illerimizdi Sakarya Meydan Muharebesi sırasında. Siz Giresunlu, ben Ordulu olarak burada bulunmaktan ayrıca şeref duyuyoruz. Bir kez daha bize bu toprakları bırakan, bu toprakların kurtuluşunu sağlayan, bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Kapsadığı alan ve süresi itibarıyla dünya harp tarihinde önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi, 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri'nin doğu yakasındaki alanda yapılan savaş, İstiklal Harbimizin dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş önsözüdür. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirir. 12 Ağustos 1921, Mustafa Kemal, başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos 1921, Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruz eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos'taki yoğun saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak ister. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatır. Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilip mağlup olarak gerisin geri kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921'de Türk ordusu kesin zaferini ilan eder. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla avkun olarak şehitlerimizi yad etmek üzere, onlara Fatiha okumak üzere buradayız. Kartaltepe'deyiz. Kartaltepe'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına yapılan müzeyi sizler vasıtasıyla gezdik. Çok güzel bir eser olmuş. Gerçekten burada, bu topraklarda verilen milli mücadeleyi yansıtan, anlatan çok güzel bir eser. Siz de bu eserin tanıtılmasında, temsilinde bize yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün hatırasına konfederasyon olarak bastırdığımız bir ajanda kitini size takdim ediyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de şu hedaya kalemi teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Zaferimiz ve Şehitlerimiz kitabını Sayın İsmail Kahraman'ın yazarlığını üstlendiği kitabı sizlere takdim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun, eksik olmayın. Hoş geldiniz. İlk ziyaretçilerimiz, sizler oldunuz. Burası 13 Eylül'de açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül Pazartesi günü açtı. İlk misafirimiz Cumhurbaşkanımızdı. İkinci misafirimiz siz oldunuz. İşte efendim, bu da Avkon'un. Evet. Biz bundan ayrıca şeref duyduk. Evet. Bunu bilmiyorduk. Evet, çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Tekrar ayağınıza sağlık. Efendim, Avkon'un kurucu federasyonlarından birisi olan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu. Çok etkin çalışmalar yapıyor. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Avkon'un kurucu federasyonlarından birisi. Kabul ederseniz bu özel bir çalışma. 23 yıl önce sesli artık bu antika değerinde oldu. Ajandamız ve kalemimiz. Mehtap Hanım, hanım eli, hanımefendi eli diyen şehitlikler. Çok teşekkür ediyoruz. Avkon'un kurucu federasyonlarından IMF'in kurucu başkanı, aynı zamanda Dijital Medya Federasyonu DİMEF'in kurucu başkanı Sayın Bahtiyar Kahveci ve Sayın Nizamettin Bilici de aramızdalar. Birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Açılıştan buranın 13 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılması, ziyaret edilmesinden sonra burayı ziyaretten ilk kafile olduğumuzu, ilk heyet olduğumuzu, aynı zamanda ilk gazeteci grubu olduğumuzu öğrendik. Bundan da ayrıca şeref duyduk. İlgi ve kabulleriniz için, rehberiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Dua Tepe.
Doğatepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Doğatepe, Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Doğatepe, Viyana önlerinden başlayan geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Törenlerin daha düzenli yapılabilmesi için 500 kişilik metal tribün, 1200 kişilik amfiteyatro ziyaretçileri beklemektedir. Her yıl 13 Eylül'de Doğatepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır. Papumuz Yunan ordusunu öldürdüğümüz ovaya dizer, ordusunu bir sağa yürütür, bir sola yürütür. Bunun sebebi şudur, çok güçlü bir orduyla geldim, kaçın. Kaçın. Kaçın demeye getirir. Gözdağ. Ki getirdiği ordunun ismi de Küçük Asya'dır. Anadolu topraklarını Küçük Asya derler. Getirdiği ordu Küçük Asya'dır. Bizi ilk olarak bir kuşatma altına almak ister. Kuşatma altına alamayacağını anlayınca, ki burada yaklaşık bir 30 kilometrelik geri çekilişten bahsediyoruz biz. Ki hatta Sakarya Savaşı devam ederken 15. günde Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle söylerler. Sen nasıl olsa Sakarya boylarında Yunan'a yenildin. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım derler. Mustafa Kemal Paşa inanılmaz bir yanıt verir. Silahımı alır, cephanemi üstüme kuşanır, sancağımla beraber Elmadağ'ın eteklerine çekilir, gerekirse tek başıma mücadeleme devam ederim. Ya istiklal ya ölüm der Mustafa Kemal Paşa. Bakın inanılmaz bir cevaptır. Ki dediğini de yapar Mustafa Kemal Paşa. Yaklaşık 10 Eylül 1921 tane Doğatepe'yi alır, 3 gün sonra da bu hatta hiçbir düşman kuvvetini bırakmaz. Mustafa Kemal Paşa'nın burada işte yine savaş stratejisi, savaş dahili ortaya çıkıyor. Buraya sadece piyade birliklerini çekiyor. Peki süvari birlikleri nerede? Süvari birlikleri cephenin gerisinde, Fahrettin Altay komutasındaki. Onlar Yunan lojistiğine inanılmaz şeyler yapıyorlar cephenin gerisinde. Buraya tabii lojistiği engelliyorlar. Buraya Yunan askeri savaşın 14. gününden sonra bizim tabii aç kalıyor. Aralarında isyan çıkmaya başlıyor. Fahrettin Altay cephenin gerisinde de inanılmaz şeyler yapıyor ki. Mesela 1921 yılında Sakarya Nehri iki noktadan geçiş veriyor. Birisi o gördüğünüz Beyli Köprü. Bir diğeri de bizim Kavuncu Köprüsü olarak adlandırdığımız köprü. Biz orduyu bu gördüğünüz alana çekiyoruz. İsmet Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki, paşam diyor, bu iki köprüyü havaya uçuralım. Yunan karşıya geçemesin diyor. Bakın Mustafa Kemal Paşa yine çok garip bir yanıt veriyor. İsmet diyor, o köprülere dokunma. Yunan'ı kovalarken o köprüler bize lazım olacak diyor. Mangal Dağı'na yazık ki düşüyor. Mustafa Kemal Paşa bu ekibe, 42. alaya taarruz emri veriyor. Süngü taarruz emrini veriyor. Çünkü inanılmaz bir fırtına var. Göz gözü görmüyor. Ancak süngülerle beraber taarruz gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı uyarıyor. Aman paşam diyor. Bu adamlar diyor at bindikleri için tüfeklerinde süngü bulundurmazlar. Hmm. Mustafa Kemal Paşa da Fevzi Paşa'ya aynen şunu söylüyor. Fevzi diyor onların ceplerinde bellerinde diyor sürmene çakısı vardır diyor. Çakılarla gitsinler diyor. Yaklaşık 200'e 300'e yakın yiğit çakılarını çıkartıyor. Mangal Dağı'na taarruzu gerçekleştiriyor. Yunan askeri şaşırıyor. En başta. Bunlar tabii Sakarya Savaşı'na geleneksel kıyafetleriyle gelmişler. Simsiyah giyinmişler. Yunanlılar şey diyor kendi aralarında. Allah Allah diyor. Türkler acaba bu yoklukta özel birlik mi kurmuş? Onları özel birlik zannediyor. Halbuki alakası yok. 1921 yılında biz ordumuza tek tip üniforma bile veremiyoruz. Kimi Anadolu Çanakkale Zaferi'nden kalma şapkalarıyla, kalpaklarıyla geliyor. Kimisi evinde ne bulduysa onunla geliyor. Bakın tüfek bile veremiyoruz. Burada yaklaşık 96 bin askerimiz var. 96 bin askere verebildiğimiz tüfek sayısı sadece 56 bin. 56 bin tüfek verebiliyoruz. 825 tane makinalı tüfeğimiz var. 2700'e yakın makinalı tüfekler var. Devlet ve millet olarak şehitlerimize vefa borcumuzu ödeme zamanı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi.
Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Parkı, savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübrası, yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Hani bugün Malıköy tren istasyonunu ziyaret edemedik ama bizim 1921 yılında kullanabildiğimiz iki uçağımız Malıköy tren istasyonunda maketleri sergilenmektedir. Orijinalleri ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamış. İnanılmaz bir adamdır. Nafis Kotan, Erzurumludur kendisi. Erzurum'daki iş adamı gider topraklarını satar, parayı cebine koyar, İtalya'ya gider. İtalya'dan 4 tane Fiat marka uçak satın alır. Bunlardan ikisi avcı, ikisi gözetleme uçağıdır ama bakın çok garip bir 1921 yılında parasını ödediğimiz uçakları kendi öz yurdumuza sokmaya izin vermez. Vermez. İngiliz ambargosu izin vermez. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptı Hüseyin Avni Alparslan. Evet. Onunla ilgili bir kitap. Ve Haluk Dursun Giresunludur. Hüseyin Avni Alparslan'ın hediyesi. Bu da Malazgirt'te görev şehididir. Çok çok. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu. Çok teşekkür ederim. Olarak bu kitabı bastık, birçok yere dağıttık. Ve ödül de vermiştik Türk Dünyası Gazeteciler olarak. Çok kolta kütüphanesine hediye etmiş. Tabii ki. Çok teşekkürler. Kütüphanemizin en uygun yerinde sergiledik. AVKO'nun birinci olağan genel kurulunu yaptık. Bugün de Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla muharebenin yaşandığı Polatlı bölgesini arkadaşlarımızla beraber AVKON yönetim kurulu üyesi ve delegesi, gazeteci meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Kartaltepe'ye, Dua Tepe'ye gittik. Oradaki şehitlikleri ve müzeyi gezdik. AVKON adına şehitlerimiz için fidan diktik. Şimdi POTA ziyaretimizden sonra ayrılıyoruz. Bu vesileyle Polatlı'da AVKON yönetimine gösterilen ilgi, rehberliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bugün burada Polatlı Doğa Tepe'de Sakarya Zaferimizin 100. yılını kutlamak üzere bir aradayız. Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılı herhangi bir savaşın değil, Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın da dönüm noktalarından biridir. Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz, milletimizin var gücüyle donatması ve başına da meclisin başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal'in geçmesi sayesinde bir ay içerisinde toparlanıp düşmanı yeniden Sakarya'nın batısına atmıştır. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Top seslerinin artık ulustan duyulmaya başlandığı bir süreçte kahraman ordumuz adeta düşmana dur diyerek istiklalle sonuçlanacak büyük taarruzun müjdesini bu bölgede vermiştir. Çaldağ'ında, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Doğatepe'de, Mangal Dağı'nda "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak" diye başlayan İstiklal Marşımıza
ilham veren kahramanlarımız Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle de nihai amacına ulaşmıştır. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne çıkan her yeri ve her şeyi yakıp yıkarak yüz kızartıcı nice katliama imza atarak gerçek yüzünü de göstermiştir. Alagöz'de Sakarya Savaşı'nı bizzat yöneten İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şimdi diyorum ki gelin hep birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım. Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un fethi gibi, tıpkı bir tarafta Viyana kapılarını, diğer tarafta Kızıldeniz'i kucaklayan şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Gazi Mustafa Kemal'in Sakarya Melhame-i Kübra'sı, yani bir çeşit kıyamet savaşı diye isimlendirdiği bu büyük zaferi Nazım Hikmet şöyle tasvir ediyor. Sonra 23 Ağustos. Sakarya Melhame-i Kübra'sı ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz, 4500 atlımız, düşmanın 88 bin piyadesi, 300 topu vardır. Harp meydanının kuzey yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak. Haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdülselam Dağı, Gökler Dağı, dağlar ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir kuzey batısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve güneydoğuda yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası, çöl. Bu çölün, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Necip Fazıl Kısak Yürek Üstadımız da biliyorsunuz Sakarya türküsünde bu zaferin nasıl bir ruhla kazanıldığını, milletimiz için, vatanımız için nasıl bir mana taşıdığını şöyle anlatıyor. Ey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. İşte bunun için milli mücadelemizin adeta son kalesi olan Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak İstiklal Harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Polatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliği'nin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, kadın, asker ve genç bir erkekten oluşan bu üçlü kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli şuurun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün simgesidir. Sakarya Merkez Şehitliği'nde 140 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimizin bir kısmı Karatepe'de şehit düşen ve şehitlik yapıldığında bu alana getirilen askerlerimizdir. Haymana Mangal Dağı Şehitliği. 23 Ağustos günü Mangal Dağı Muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Mangal Dağı, ana savunma çizgisine göre ileriye doğru çıkıntı yapan tek başına bir mevzi durumundadır. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çal Dağı. Çaldağ, Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" ifadesiyle özetlediği ve dünya askeri literatürüne soktuğu, cephe hattı yarılsa dahi müdafi birliklerin uzun menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabildiği ilk noktada dövüşmeye devam etmesi, böylece cephe yarılmasının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması yaklaşımı, Çaldağ ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazide 3 alay, 5 tabur komutanı ve 900 erimiz şehit olmuştur. Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler. Kızılkırma Tepe bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. Eylül 1921 öğle saatlerinde Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler bölümündeki mevzilerin tamamı düşmandan geri alınmıştır. Bu bölgede Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından o günlerin anısını canlandıracak şehitlikler oluşturulmuştur. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı, Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen Tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Bugün Polatlı ve Haymana arasındaki tepeleri dolaşanlara, bu çorak dağların havasında binlerce ve binlerce şehitlerin son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir.
ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla, dağ yollarından geçen yolcular, mesela Dua Tepe üzerine zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsınız. Çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır. Şevket Süreyya Aydemir. Bir kez daha Sakarya Meydan Muharebesi'nde canlarını ortaya koyan gazilerimize, bu uğurda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehitlerimize, hatıralarını asla unutmayacağımız kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize ilham veren ecdadın tüm sembol isimlerinin her birini minnetle yad ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Günün anısının hediye takdimi sonrasında da canlı bağlantılarımızla gerçekleşecek olan açılışlarımız için efendim. Evet, şimdi günün anısına hediyelerini arz etmek üzere tekrar Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakan. Efendim, bizler de hemen hediyenin muhtevasından bahsedelim. Muharebenin yaşandığı Mangal Dağı'ndaki 2017 yılında yapılan bakım çalışmaları sırasında siperlerden birinin içinde büyük bir kayanın altında bir şehidimiz bulunmuştur. Ve şehidimizin yanında süngüsü, kını, üzerine mermi isabet etmiş olan kemer tokası da bulunmuştur. Kemer tokasındaki hilalin üzerinde Osmanlıca padişahın askerleri anlamına gelen Asakir-i Şahane yazmaktadır. Evet, bu hediye Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de efendim yüksek müsaadelerinizle açılışlarımız için iki farklı noktaya canlı bağlantılarımız gerçekleşecek. Evet, ilk bağlantı noktamız Kartaltepe'de Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi olacak. Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey ile beraberiz. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Efendim, 13 hektar üzerine kurulu Mehmetçik Anıtı'nın yanında Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin açılışındayız. Şu anda da Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin, Sakarya Meydan Muharebesi Tanıtım Merkezi'nin birinci katından itibaren gösterime girdi. Evet. Ya Allah! Bismillah. Emredersiniz efendim. Bismillah. Şimdi ikinci ve son bağlantı noktamız Haymana Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi Haymana'ya geçiyoruz. Evet. Ayşin Hanım, bizleri duyuyor musunuz? Duyuyorum saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. Giresunlu gönüllüsü şehidimiz Binbaşı 42. Alay Komutanı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıtı, anıt binası için yapılan yeri görüyorsunuz şu anda. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Zaferler isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, 45 yıllık bir ömür, 8 ayrı savaş. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Ömrünü cephelerde geçirmiş, mezarı bilinmeyen isimsiz bir kahraman. Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan. Üç kıtada asırlarca barış ve huzurla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin son dönemleri.
Kırım Savaşı'nın acıları henüz dinmemiş. 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı yıl. Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olan Hüseyin Avni Bey, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelir. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, kılıç ve kalem erbabı Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un tarihi Tirebolu kentinde bulunduğumuz bu mahallede Cintaşı'nda dünyaya gelir. Babası Amasyalı Emin Hoca Efendi, annesi Tirebolu eşrafından kadın hanımdır. İlk tahsilini memleketinde tamamlar. 1898'de Trabzon Lisesi'ni başarıyla bitirir. Aynı yıl hayatının dönüm noktası olan Pangaltı Harbiye Mektebi'ne giren Hüseyin Avni Bey'in kalemle arası çok iyidir. Yaşadıklarını hayatı boyunca kaydeder. 13 Mart 1898 tarihinde İstanbul'da Pangaltı Harp Okulu'na dahil oldum. Birinci sene 600 küsur mevcut içinde 40. oldum. 2 Şubat 1901 tarihinde piyade teğmeni oldum. Piyadelerin 36.sı idim. Hüseyin Avni Bey, harp okulunu bitirdikten sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'da göreve başlar. Rumeli bölgesinde çetelere karşı önemli başarılar elde ettikten sonra 29 Aralık 1903 yılında üsteğmenliğe yükselir. Kılıç erbabı olarak Balkanlardan Kafkaslara, 1. Dünya Harbi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar birçok cephede savaşlara katılır, madalyalarla ödüllendirilir. Tirebolulu Alparslan ünvanıyla gazetelerde makaleler yazar, kitap neşreder. Milletin teşkilatlanmasında önemli katkılarda bulunur. Kurduğu gönüllü alaylarla Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazar, şehadetle şereflenir. Kahraman bir asker olarak toprağın kara bağrında bilinmeyen yerini alır. 45 yaşında şehit olduğunda arkasında sayısız kahramanlık destanları, kitaplar ve makaleler bırakır. Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Şubat 1920 tarihli genelgesinde Yunanlıların Trabzon'a gönderilmek üzere 30 bin kişilik bir kuvvet hazırladıkları bildiriliyor ve gerekli tedbirlerin alınması isteniyordu. Mahmut Goloğlu bu tehlike karşısında Giresun bölgesinde Tirebolulu Alparslan Bey'in 3 bin kişilik Alparslan grubuyla hazır durumda beklediğini yazmaktadır. Halkı istiklal mücadelesine hazırlamak için yoğun çalışmalar yapan Hüseyin Avni Bey, Yeni Giresun, Işık ve Gedikkaya gazetelerinde değişik isimler kullanarak yazılar yazmaktadır. Giresun'un ileri gelenleriyle toplantılar yapan Hüseyin Avni Bey, mitingler düzenler, protesto telgraflarının çekilmesinde öncülük eder. Alayının başında Doğu Karadeniz bölgesindeki Pontusçu Rum çetelerinin zulüm ve vahşetine karşı kahramanca mücadele ederek Yunan ve İngiliz planlarını bozar. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Giresun Şube Başkanlığını da yürüten Topal Osman Ağa, Ankara ziyaretinde Fevzi Çakmağı makamında ziyaret eder. Giresun'da gönüllü alay kurulması için resmen talepte bulunur. Fevzi Paşa bu talep karşısında Osman Ağa'ya "Alayın teşekkülüne müsaade ederim. Yalnız bu alayın başında muvazzaf bir kumandanın bulunması lazımdır. Binbaşı Hüseyin Avni Bey halen Giresun'da mıntıka kumandanı olarak bulunmaktadır. Kendisini Kafkas cephesinden tanırım. Şayet alay kumandanlığını yürütürse Giresun'da alay kurulmasına izin veririm." der. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında
Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. Alayın komutanlığına Binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. Alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca, 42. Alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. Gönüllü Alay, 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. Alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. Gönüllü Alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık.